3, 2, 1. Merhabalar. Bugün bir bilim kadını ile beraberiz. Şimdi bilim kadınından mikroskopla ilgili bilgiler alacağız. Şimdi öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Evet, nedir isminiz? Rüya Seda. Şimdi Rüya Hanım, burada bir mikroskop seti görüyoruz. Doğru mudur? Şimdi bakıyorum mikroskopa. Öncelikle bu gerçek mikroskop değil mi? O neydi? Bu bir yaprak. Bu bir yaprak. Yaprak mı inceliyordunuz biz geldiğimizde? Peki bu ne? Bu cımbız. Böyle şeyler alıp ve koymak için. Anladım. Peki. Bu ne? O büyüteç bilgi gibi böyle bakıyoruz. Anladım. Peki. Bu da mı bir çeşit şey? Bıçak ama onunla pek ilgilenmiyor. Anladım. Peki bunlar ne? Galiba bunları ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Bilim kadınım. Bunlar lamel. Bu lamellerin arasında incelemek istediğimiz şeyi aynen buradan bir yaprak olsun bir şey olsun koyuyoruz. Sonrasında mikroskopun arasına koyuyoruz ve incelemeye başlıyoruz. Peki bize bugün neyi inceleyeceksiniz bakalım? Yaprak var bir tane, jelibon var. Yaprak, jelibon. Saç teli. Kırıkları var mı acaba bu saç telinin yoksa sağlam bir saç teli mi? Bakalım mı buna bilim kadına? Olur mu öyle? Lamellerin arasına koydunuz mu saç telini? Ay çok heyecanlıyım, acaba görünecek mi? Şimdi bu lameli aldık. Saç inceleyecektik değil mi? Araya saçı koyduk. Bir tane daha lamel alalım. Bir saniye. Evet, şimdi bunları birleştirdikten sonra düzgün bir şekilde araya koyuyoruz. Sonra buraya gözümüzü koyacağız ve inceleme başlayacak. Aa, Rüzgar sen mi geldin? Anne sen gözlerini kapat. Asıl sen gözlerini kapat. Bak burada ne var? Bu bir mikroskop. Burada da çok tatlı, sevimli bir bilim kadını var, biliyor musun? Evet, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz Gel? Burada gördüğün şeyleri bu cımbızla alıyoruz. Sonra burada iki tane lamel var. Bu lamellerin arasına koyuyoruz. Ondan sonra bunu inceliyoruz. Sen de bizimle incelemek ister misin? İsteyim. Bilim kadını bir kere de Rüzgar bakabilir mi acaba? Baksın ama şu anda pek malzememiz yok. Ha, şu an çok göremez mi o? Evet. Anladım, tamam. O ses ne ya? Aa, mikroskop yerinde yok. Mikroskop yere düşmüş. Kırık. Rüya kırıldı mı? Aynası kırık. Aynası mı? Anneciğim dur en önemli şey dur bakayım bir kere. Ya of Rüya, mikroskopumuz. Rüzgar nasıl yaptın bu hatayı? Rüzgar mı devirdi? Evet. Yoksa senin elin falan mı çarptı? Arkadaşlar gören var mı mikroskopu nasıl düştüğünü, nasıl devrildiğini? Görebiliyor musun? Rüya bence ne yapalım biliyor musun? Bu mikroskopu götürüp babana verelim. Ama gerçekten inanamıyorum. Babana götürsek var mı bir sıkıntı, kontrol edebilir mi sence? Yoksa direkt kaldıralım mı? Ya baban kızarsa? Bize niye kızıyor? Bize niye kızıyor biliyor musun? Çünkü Rüzgar'la beraber mikroskop aynı odada olmamalıydı. Rüzgar uyuduğu saatte çıkartmalıydık. Ya da bilmiyorum ama bir hata yaptık. Rüzgar dur. Lamellerden aldı kaçtı. Cam kırarsa eli kesilir. Koşayım gideyim ben de. Ay inşallah eli kesmez. Oğlum düğüne gideceğiz. Hazırlık yapıyoruz. Senin bu halin ne? Ne yapıyorsun böyle? Sen böyle mi geleceksin düğüne? Ay inanmıyorum ya. Sen hazırladın mı elbiseni? Pembe elbiseyi giyelim. Ay ne olmuş bu elbise? Dur. Ha şuradan. Tamam. Ay çok güzel bence bunun rengi. Hadi bakalım kombinimizi yapalım. İyi misin? Önce kombinimizi yapalım Rüya. Gel odana gidelim. Rüzgar sana kötü bir haberim var. Söyleyeyim mi? Gözlüğü ters takmışsın. Düz takayım mı? Düz miyim? Düz tabii. Şimdi Rüya bu bir taraftan da senin kombini yapalım. Pembe etek. Üzerine beyaz. Hadi bana bir dakika müsaade ver. Dur bir dakika. Önce kombini tamamlayayım. Altına da diyorum ki simli, parıltılı ve de pembe bu ayakkabıları giy. Ne diyorsun? Tamam mıdır? Arkadaşlar kombinimizi beğendiniz mi? Öncelikle herkes like'ını atsın. Yorumunu yazsın. Tamamsa giyinmeye hazır mısın? Evet. O zaman Rüzgar gel biz çıkalım, Rüya giyinsin. Evet düz böyle anneciğim. Gel göstereyim. Gel. Bana bak. Ha şimdi oldu, bana bak. Tamam mısın? Sen düğüne böyle gel bence. Pembe gözlüklerinle. Rüzgar gitti. Rüya hadi sen de giyin, ben de çıkıyorum anneciğim. Hadi bakalım. Bir şey ihtiyacın olursa seslenirsin.
Evet, kapıyı kapattık. Bekliyoruz şimdi. Hazır mısın? Ay Rüya çok. Dur şurayı düzelteyim hemen. Bakayım. Çok güzel görünüyorsun. Dön şöyle bir. Ay toka olmamış. Şimdi Rüya bir dakika. Sence kuaföre gidelim mi? Ama bir şey itiraf edeyim mi? At kuyruğu da çok güzel oldu. Sadece toka pembe olmalı, tamam mı? Topuz mu yapalım saçına? Yoksa kuaföre mi gidelim? Arkadaşlar sizce bu elbiseyle at kuyruğu mu, topuz mu? Ayakkabılar. Hadi gel giyelim ayakkabıları da. Otur bakalım. Nerede ayakkabılar? Şimdi sen elbiseylesin ya. Getir anneciğim ayakkabıyı da ben giyeyim. Ay bakar mısın şu simlere? Harika. Öbür ayağını anneciğim. Hadi sok bakalım. Tamam anneciğim sok. Hadi bir daha olacak. Bir de kendin dene. Hadi. Bu ayakkabılar bana çok küçük. Küçük mü? Topuğum nerede, o nerede? Anneciğim bakayım. Evet haklısın, bakayım. Ayağını uzat. Yok yok, şöyle yanına uzat bakayım. Evet galiba ayaklarım birazcık büyümüş. Ne yapacağız şimdi peki? Bu ayakkabılar olmuyor şimdi senin ayağına. Başka bir seçenek düşünelim o zaman, hızlı bir şekilde. Düşün düşün düşün. Buldum. Botlarını giyersin. Anne hiç düğüne botla giderim. Doğru. Aklar da olmaz değil mi? Peki spor ayakkabı hakkında ne düşünüyorsun? Anne hiç düğüne spor mu yapacağım orada? Ama bu ayakkabılar da küçük geliyor. Ne yapacağız peki biz şimdi? Rüya düğüne gitmeyecek misin? Ya uf. Üf anneciğim ya. Benim aklıma bu arada başka bir şey geldi. Ayakkabıyı çözümlersek ya. Bunun rengi bununla çok uygun bence. Bunu da takabiliriz topuzun üstüne. Ne dersin? Ayakkabı ne olacak? Ayakkabı bilmiyorum gerçekten. Çıplak ayakla git en iyisi. Ne dersin? Ne yapacağım? Bakın benim ayaklarım çıplak. O da olmaz. Üşür ayakların. Of anneciğim ya. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Sizin bir fikriniz var mı? Ayakkabılar kül kedisinin üvey kardeşi gibi oldu anneciğim. Ayakkabılar ayağına olmuyor. Buldum. Saat kaç? Düğüne yarım saat var. Hızlıca gidelim. Bu halde alışveriş merkezinden bir tane ayakkabı alalım. Ne diyorsun? Yetişebilir miyiz sence? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Yarım saatte. Abi bir de alışveriş merkezinde bu kılıkta gezebilecek misin? Bu düğün kıyafeti. Ne diyorsun? Gezecek misin? Arkadaşlar sizce ne yapalım? Alışveriş merkezine bu halde gidersek zor yetişeceğiz düğüne. Eğer üstümüzü de değiştirip gidelim dersek yetişemeyiz düğüne. Ne yapalım sizce? Ayakkabılar burada, yoksa bot mu giysek? Hemen yorumlarınızı yazın ya, bize yardımcı olun lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Biz de bir şeyler düşünelim bu arada.